Business Channel Türk televizyonlarından ve Al Sana İş programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili diş teknikeri Ahmet Sercan. Kendisiyle programa başlamadan önce birkaç sohbet konumuz oldu ve çok enteresan şeyler anlattı hakikaten. Belki de söylediği şeyler birçok diş hekiminin neden bizim aklımıza gelmedi diyebileceği kadar çok daha yani şeylerdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hocam çok enteresan şeylerden bahsettiniz. Mesela bir kliniğinizin olmadığını ama yeni bir klinik çalışmanız var şu anda. Evet. O yüzden hastalarınızı, mevcut hastalarınızı oraya anladığım kadarıyla yeni yerinize yönlendireceksiniz. Evet. Peki bu dijital ortamda yapacağınız olan bu klinikle ilgili şey konuda bize bilgi verir misiniz? Yani teknolojinin en güzel nimeti herhalde burada. Kesinlikle. Şimdi olaya önce şöyle başlayayım. Bir klinik açmayı düşünüyorum. Kendim diş teknikeriyim. Hala hazırda ve yıllardır yaptığım bir dijital diş laboratuvarım var. Teknoloji özellikle sağlık alanına geldiği zaman kusursuz, sağlıklı, daha estetik gülüşler sunuyoruz. Meslekte edindiğim tecrübeyi artık klinik yönünde birebir hasta muhatabıyla almaya çalışacağım. Yakın zamanda da olacak bu inşallah. Şu anki çalışmalarımız genellikle laboratuvar ve kliniklere hala hazırda bir hizmet veriyorum. Bu hizmetten de kısaca bahsedeyim. Lütfen. Dünyada en üst olan teknoloji şu an Türkiye'de mevcut. Bu teknolojiyi de tamamıyla 3 boyutlu sistemler dediğimiz sistemler. Bugün bir hasta kliniğe geldiğinde özellikle yaşayanlar bilir, oktosille ölçü alımı vesaire gibi ağızdan kaşıkla alınıyor bu. Artık onlar tarihe karışıyor. Tamamıyla şu an bir kalem büyüklüğünde dijital bir kamerayla hasta ağzında ölçü alınıyor. Bu internet üzerinden, sistem üzerinden bize aktarılıyor. Biz çalışmaya bundan sonra başlıyoruz. Çalışma aşamalarını da kısaca anlatayım. Dijital ölçü bizde geldiğinde 3D programda hastanın gülüş tasarımını çıkarıyoruz önce. Her hastanın farklı dişleri var. Nasıl dünyada işte herkese özgü bir parmak izi varsa aslında herkese özgü bir de diş modeli var. Aa, çok enteresan. Çok enteresan. 1 milyon 700 bindi zannedersem şu an diş kütüphanesinin çeşidi. Aa, tabii her geçen gün artıyor bu. İnsanın yaratılıştan bugüne kadar gelmiş işte bir yüz hatları, bir gülüşü, bir çene duruşunun şekline göre program otomatik onları veriyor. Biz bunu hastaya uygulamaya geçmeden önce birebir gösteriyoruz. Hastamız nasıl güldüğüne bakıyor, ağızda nasıl durduğuna bakıyor 3 boyutlu olarak. Biz onayı aldığımızda memnuniyet derecesini ölçmeye başlıyoruz. Ondan sonra dijital printerlarla, 3 boyutlu yazıcılarla işi çok kısa sürede çıkarıyoruz. Hatta bugün yeni teknolojide bir diş 12 dakika. Hasta koltukta beklerken de takabiliriz. İş bitiyor çok hızlı ve kısa sürede ve biz hastaya bunu klinik üzerinden uygulatıyoruz. Kliniklerde hem çok dar zamanlarımız var ki son dönemde Türkiye sağlık turizminde çok yükselişte, evet, önde. Hasta turizmi yapıldığı zaman çok kısa zamanlarımız var. Pazartesi gününden cuma gününe kadar hasta aslında 2 günde diş problemini bitiriyor. Artık gerisi ona kalmış. İşte geziyorlar veya başka sağlık sorunlarıyla ilgileniyorlar. Onun için teknoloji bize hız kattı, kalite kattı. Kusursuzluk diyebileceğim kadar bir memnuniyet kattı. Peki ben merak ediyorum hocam. Mesela teknikerle doktor arasındaki en büyük fark ne? Yani sizler de bir hastayı geldiğinde implant yapma ya da diş çekme, bu tarz cerrahi şeyler yapma hakkına sahip misiniz? Hayır, sahip değiliz. Şimdi sağlık mevzuatı çok derin. Teknikerlerin hastaya dokunması bile yasak. Öyle mi? Tabii. Teknikerler adı üstünde teknik bilgi olarak bugün bütün doktor arkadaşlarımdan özür dileyerek söylüyorum. Kendini yetiştirmiş iyi bir tekniker, iyi bir teknisyen işin bütün teknik tarafını biliyor aslında. Tabii. Herhangi bir kesimde, herhangi bir olumsuzlukta doktora aslında nasıl müdahale edileceği bizim tarafımızdan geliyor.
Ki şimdi daha basit. Çünkü 3 boyutlu çalıştığımız için program gösteriyor artık. Evet. Bizim yorumumuzdan ziyade artık program tamamıyla doğruluğu bize gösteriyor. İş akışını böyle sağladığımız zaman çok rahat ediyoruz. Klinik peki, tarafında da laboratuvar tarafında da. Neden bu kadar pahalı Ahmet Bey ya? Yani diş meselesi hakikaten dünyada da çok pahalı. Ama bizim ülkemizde daha da bir pahalı oldu. Şimdi şöyle pahalı derken aslında bu dünya genelini saran bir ekonomik kriz var. Bunlar ne kadar etkin olsa da diğer tarafta Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye çok ucuz. İşte Amerika ile kıyaslandığında Türkiye çok ucuz. Ama kalite kıyaslandığında Türkiye gerçekten çok kaliteli. Ya kalitede evet, çünkü yurt dışından geliyor insanlar, evet, bizim ülkemize akın ediyorlar. Bana göre sağlık sektöründeki en büyük atılımlardan bir tanesi estetik konusunda. Ben bir dönem Amerika'da da yaşamış biri olarak söyleyeyim. Evet. Orada gördüğüm operasyonlar beni hayretler içerisinde bıraktı. İnanılmaz kötü operasyonlar. Evet. Hakikaten o yüzden insanların gelip bizim hekimlerimize güvenerek hem dolar ve euro bazına baktığınızda hem çok ucuza geliyorlar, evet, buraya. Diş konusunda da hakikaten hekimlerimiz muhteşem güzel dişler yapıyor. Kesinlikle. Doğal olması için uğraşıyorlar. Ben sadece hani devlet açısından da baktım, mesela implantlar ya da kozmetik amaçlı yapılan dişler hakikaten maliyet gerekiyor. Evet. O da o yüzden söyledim. Şimdi bu tarzda da şöyle bir şey var. Belki konumuzun dışına çıkıyor ama şimdi biz ülke olarak ham maddede dışarıya bağımlıyız. Ya evet. Kendi kaynaklarımızı kullanamadığımız sürece Türkiye standartlarının üzerinde bir rakamlar çıkacaktır. Çünkü dışa bağımlılık bunu çok etkiliyor. Üstüne tabii küresel kriz, pandemi vesaire girdiğinde daha farklı sorunlar yaşadık biz bunu. Ama kalite olarak bakıldığında kalitenin ederi Türkiye'de yok. Evet. Hani elbette ki bütçelerimize uymayan yerler oluyor. Diş artık sağlık sorunundan çok estetik sorununa kayıyormuş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Sonuçta beslenme ağız yoluyla başlıyor. Dolayısıyla bu tabii hükümetin çalışmalarından da, işte bugün bir personelin maliyetinden tutun, ham madde maliyetini koyun, cihazların çok fahiş fiyatlarda olduğunu falan düşünürsek aslında Türkiye'de şu an çok ucuz bir dental sektör var. Peki bu arada ağız sağlığı dediğimiz zaman aslında birçok hastalıkların bence ana çıkış noktası. Diş deyip geçmemek gerekiyor. Evet. Bugün dişte oluşabilecek her şey beyin rahatsızlığı ve direkt olarak vücudumuzdaki organlara kansere gidebilecek kadar olduğunu bir doktorumuz belirtmişti. Evet. Ve ben inanamamıştım verdiği örneklere. Hakikaten öyle mi Ahmet Bey? Yani dişler vücudumuzdaki en önemli yerlerden biri galiba. Tabii şimdi mesela beynimiz diyoruz. Vücutta ikinci beyin, bağırsaklarımız diyoruz. Ama bütün sinirler de dişlerden geçiyor. Evet. Şimdi yeni teknoloji mesela bu kanserojen maddeleri aslında saf dışı bırakıyor. Kullanılan ham maddelerde tamamıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu kriterlere uygun malzeme kullanmak zorundasınız. Makineler de çünkü ona göre çıkıyor. Şimdi yıllardır dental sektörde bir nikel alaşımlı metal kullanılıyordu. Uzun süredir yasaklandı. Neden? Kanserojen etkisi var, bakteri üreme riski çok fazla gibi gibi gibi. Teknoloji aslında sağlığımız açısından da bize fayda sağladı. Tabii ki hani bir hastanın o an diş yaptırma sebebini nereden baktığı çok önemli. Hani estetikse ucuz, sağlıksa pahalı gibi görünüyor. Biz insan doğası olarak böyleyiz aslında. Peki bu arada mesela kendi ana dişlerini yok sayarak daha estetik olsun diye diş yaptırmak doğru mu? Yani bazen ana dişlerini çıkartıp ya da küçültüp de yerine yenisi yapılıyor. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde. Evet. Ya bunun yorumunu aslında ben yapamam. Şimdi herkes buna kendi yorumunu katabilir. Bunun en iyi tarafında tabii klinikte bu işi sağlığa döküp de ticarete dökmemiş hekimlerimiz bilebilir. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Bir insanın sağlıklı dişlerinden vazgeçmesi doğru mu? Değil. İşte ondan bahsediyorum. Bu ama şahsi fikri. Ama yok, şimdi doktorların %90'ı da benim görüşmelerimde çünkü ne olur kendi ana dişinizi korumaya çalışın. Korumaya çalışın. Çünkü evet. De o yüzden. Evet. Peki şimdi dijital klinik meselesi hakikaten benim de şu anda hayranlıkla
dinlediğim ve izlediğim bir şey oldu. Ne zaman hayata geçecek peki hocam? Nasip olursa önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamıyla bunu yerleştirmiş olacağız. Harika. Peki teknikerler hangi konularda hastalara yardımcı olur? Mesela sizler hasta size başvurduğunda onun yol haritasını nasıl çiziyorsunuz? Ya bir kere şöyle, biz ağızda oluşabilecek komplikasyonları falan yorumlayamayız. Tabii. Hastanın bir estetik tarzda istediği diş modeli vardır. Bize onu anlatır. Biz onu kendi kafamızca yorumlarız ve yapmaya çalışırız aslında. Şu an tabii biz hastayla birebir muhatap olmuyoruz ama böyle tanıdığımız yerlerden yönlendiriliyor. İşte daha böyle kusursuz bir iş isteyen bir bilinçli hasta mutlaka bizleri ziyaret ediyor. Bunda da biz teknolojiye yaslanıyoruz. Hastanın bir fotoğrafının üzerinde hangi dişi beğeniyor, nasıl istiyor, nasıl görünmesini istiyor, nasıl ısırmayı, nasıl gülmeyi, hepsini gösteriyoruz. Peki bu arada dişlerin, hani bu konuda teknik dışında böyle bir bilginiz var mı bilmiyorum ama hani dişleri gerçekten hani günde iki kere düzenli fırçalamak ve dişlere iyi bakmak yeterli geliyor mu? Mesela benim mesela düzenli fırçalamama rağmen çok erken yaşta dolguları olmuş biriyim ben. Evet. Üstelik de dişleri de çok sızlayan biri. Soğuk su içtiğimde bir şey olduğunda. Yani bunun bir dengesi var mı hocam? Yani uzun ve sağlıklı diş için. Denge aslında şöyle. Şimdi evet, günde iki defa dişlerimizi fırçalamak zorundayız. Biz ve bunu öğretildi. Sağlıkta mevzuata bu yazıldı. Herkes bu şekilde gidiyor. Dişlere temiz bakmak diş çürüğünüz oluşmayacak veya dişiniz evet. düşmeyecek anlamına gelmiyor. Bu aslında bir genetik. Değil mi? Tabii. Bu kemik dokunuzla da alakalı. Genetikle alakalı. Şimdi diş fırçalamak diş temizliği artı ağız sağlığı var. Tabii. Şimdi ağzımızın sağlığı için, dişlerimizin temiz olması için biz günde iki defa fırçalama taraftarıyız. Hekimlerimiz de bunu tavsiye ediyor. Ben kendi şahsımda yapıyorum. Örnek veriyorum, genlerden de bahsetmişken. Benim annem yıllardır protez dişle dolaşıyor. Ama rahmetli oldu tabii babam. Babamda hiçbir tane çürük olmadı. Evet, ben de babama çekmişim. Ay, harikasınız. Güzel evet, bir genetik gelmiş. Yani, babam da öyle, benim de 83 yaşındaydı. Koronadan kaybettik o dönem babamı. O zaman da mesela inanamadı, sağ olun. Herkes, bir tane bile takma dişi yoktu babamın. Evet. Kendi dişleriydi hepsi. İnanılır gibi değil evet. yani. Hakikaten o da güzel bir miras aslında bize. Kesinlikle. Şimdi programımızın tabii sonuna geldik ama hocam. Ben bir de bir şey merak ediyorum size sormak adına. Ağız sağlığı dediğimizde sadece dişle yeterli olan bir kavram değil anladığım kadarıyla. Mesela dişleri değil, dili de damağı da temizleyen parçalar var. Tabii, aletler mutlaka, var. Bunlar da çok önemli değil mi? Evet. Sadece hani fırçaladım tamam değil evet. galiba değil mi? Ya biz şimdi özellikle Türk toplumu olarak söyleyeceğim. Hani Türk toplumu dişlerinde problem olursa veya diş etlerinde problem olursa veya damaklarında problem olursa diş hekimine gidiyor. Ya, evet. Aslında çok kaba bir tabir olacak, çok özür dilerim, farklı bir tarafta çekinmediği için söyleyeceğim. Bugün bir otomobil alıyorsunuz. Bu otomobilin belli bir kilometresinde doğru, bakım oluyor doğru. veya belli bir senesinde bakım oluyor. Biz bunu hiç çekinmeden, üşenmeden yaptırıyoruz. Doğru, doğru. Ama aslında insan sağlığı böyle. Yani bugün sadece diş anlamında konumuz dental olduğu için bu anlamda konuşuyor olabiliriz ama mutlaka belirli aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirmemiz gerekiyor. Bu bizim sağlığımız için gerekli. Benim tavsiyem de burada mümkün olduğu kadar 6 ayda bir mutlaka herkes diş hekimine görünmesi gerekiyor. Peki hocam, sizin burada izleyicilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey şöyle, izleyicilerimiz de 6 ayda bir diş hekimine gitmesini tavsiye ediyorum. Mutlu ve sağlıklı gülüşler diliyorum. İnşallah kısa zamanda Türkiye'de diş sorununu ortadan kaldıracağız diye düşünüyorum. Vallahi ben de kendi adıma şunu söyleyeyim, bir gazeteci ve yayıncı olarak. Hocamızın enerjisi inanılmaz ziyametli, inanılmaz güzel bir enerjiniz var. O yüzden insan dişçiye korkarak giden bir toplum yok. Mesela evet. bunun doktorla da çok alakası olduğunu kesinlikle. Düşünüyorum. O yüzden de sizin de enerjiniz inanılmaz iyi. İzleyicilerimiz
Şanslısınız çünkü hakikaten tanıttığımız tekniker beyefendi Ahmet Bey hakikaten enerjisi çok yüksek. Eminim size gelen hastalarda çok memnun ve mutlu ayrılıyorlardır güler yüzlü olduğumuz için. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben de Ahmet Bey'e katılıyorum. Dişlerimizin sağlığı çok kıymetli. Estetik olmak için ya da kozmetikler için bu kadar çok para harcarken kendimiz için bence önce içten başlayalım dışarıya güzelliği yansıtmaya. İçte güzel olursa her şey dışarıya da çok güzel yansıyacaktır. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz.